Merhaba, ben Halil Öztaraç. Türk denizciliğini Ulusal Kanal seyircilerine anlatmak üzere yine karşınızdayım. Geçen bölümde Türklerin denizcilikte emekleme devresini simgeleyen Umur Bey'den bahsetmiştim. Şimdi Umur Bey'in bizzat Ortodoks dünyasının da sadece Müslümanların değil, Ortodoks dünyasının da koruyuculuğu rolünde Adalar Denizi'nde güçlü bir şekilde varlık göstermeye başlamasından tedirgin olan Papalık, Ceneviz-Venedik kavgasına bir süre ara verdirmiş ve Rodos Şövalyeleri ile beraber Aydınoğulları Devleti'nin üzerine yürümeye başlamıştır. Ve Aydınoğulları Beyliği ile bir mücadele içerisine girmiştir. Tabii doğal olarak güçlü olan, denizde güçlü olan, daha güçlü olanlar, çünkü Katolik dünyası neticede 1348 yılında İzmir'i ele geçirecek ve Rodos Şövalyelerini buraya yerleştirecekler. Şimdi, yalnız buraya geçmeden önce şunu da hatırlatmak istiyorum. Umur Bey'in Bizans'ın çıkarlarını koruyacak şekilde çeşitli deniz harekatları yaptığından daha önceki bölümde bahsetmiştim. Bunlardan bir tanesi 1338 yılında Epir'deki bir harekat için Mora Yarımadası, yani Epir günümüzdeki Yunanistan'ın batısına kalan bir bölgedir. Oraya 150 parçalık donanmayı, yani bunlar küçük gemiler, yalnız büyük gemiler değil, Mora Yarımadası'nın etrafından dolaştırmak yerine, yani Katolik dünyasının çok güçlü varlık gösterdiği sulardan dolaştırmak yerine, o gün herhangi bir boğazı olmayan o Korint kıstanın üzerinden 6 kilometrelik bir mesafeyi karadan tek gemileri çekerek günümüzdeki İyon Denizi'ne Umur Bey donanması intikal ettirilmiştir. Yani bu 1453 yılında Fatih'in bu karadan gemileri çektirme olayı aslında 1338 yılında Umur Bey'in işte bir harekat alanından diğer harekat alanına 6 kilometre boyunca gemilerini karadan çektirmesini örnek aldığı söylenir. Şimdi tekrar dönelim. Yani Aydınoğulları'nın gücünü kaybetmesiyle beraber ve diğer beyliklerin de işte Aydınoğulları gibi güçlü denizci devletin varlığının eksikliğinden dolayı onlarda kıyılarına çekilmiş olmasının var olduğu bir dönemde Marmara Denizi üzerinde yeni bir denizci devlet ortaya çıkmaya başlıyor. Osmanoğulları. Şimdi Osmanoğulları kurulduğunda işte denizle en ufak bir alakası yoktu. Ancak onlar da durumu erken kavramışlardı. Güçlü olmanın sırrı denize çıkmaktaydı. Ve denize çıkmak için de kendilerine, yani Bizans donanmasını en zayıf rakip olarak görüyorlardı ve Marmara Denizi'ne çıkmak için onlar da çaba sarf etmeye başladılar. İşte Mudanya, Gemlik, işte önce İznik'e yaklaştılar. İznik Gölü'nden sonra işte Mudanya, Gemlik, Karamüsel, buralara doğru, kıyılara doğru çıkış yapmaya başladılar. Hatta Karamüsel Bey ismini duymuşumuzdur. Karamüsel Bey aslında bir Karasi amiralidir. Ve daha İznik'e yaptığı harekatı sırasında İstanbul'dan Yalova'ya gücünü aktaran Bizans Devleti'nin bu deniz nakliyatını önleyebilmek adına, engelleyebilmek adına Karasi Devleti'nden yardım istemişti Osmanlı Devleti ve 24 parçalık bir filosuyla Karasi Beyliği'nin yollamış olduğu Karamüsel Bey'in de komutasındaki bu filo Yalova'ya yapılan bu Bizans deniz nakliyatını önlemişti. Ve daha sonra Osmanoğulları Karasi Beyliği'nden izin alarak bu Karamüsel Bey'den kendisi faydalanmaya başlamıştır. Yani günümüzdeki futbolcu transferi gibi aslında bir Karasi amirali Osmanoğullarına transfer olmuştu ve Osmanoğulları'nın denizci altyapısını inşa etmek üzere görevlendirilmişti. Ve İzmit Körfezi'nde
İzmit'in ele geçirmesine yönelik harekatların yapıldığı sırada birkaç yıl süren zorlu çalışmalardan sonra Karamüsel'de, günümüzdeki Karamüsel'de, Karamüsel Bey'e tımar olarak verilen Karamüsel'de dönemin küçük ama en süratli, günümüzün hücum botları gibi algılayabiliriz, en süratli gemileri yine Karamüsel Bey tarafından dizayn edilmişti. Sadece 42 personeli bulunan bu kürekli tekneler sayesinde, yani küçük bir filoyla İzmit Körfezi'nin kontrolünü sağlayan Osmanoğulları artık 1327'den itibaren Marmara Denizi'nin güçlü aktörleri arasına girmişti. Fakat Osmanoğulların hedeflediği şey deniz ticaret yollarını ele geçirmek. Denizde küçücük bir alan kendisine ele geçirmişti ama bu yeterli değildi. Güçlü olmanın sırrı denizde güçlü olmakla birdir. Yani bugün eğer Türkiye ben ne kadar güçlüyüm diye yani merak ediyorsanız, Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorsanız, Türkiye'nin aynaya bakması lazım. Ve bu ayna deniz olmalı. Denizde ne kadar güçlüyse Türkiye, Türkiye o kadar güçlü. Osmanoğulları da bu püf noktayı yakalamıştı ve karada kurulmuş olmasına rağmen denize çıkıp denizde güçlenmek için inanılmaz çaba sarf ediyordu. Ve hedefinde Marmara Denizi'ne egemen olmak vardı. Arkasından Türk Boğazları, günümüzdeki Türk Boğazları, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na egemen olmak vardı ve bu boğazlar üzerinden deniz ticaret yollarını kontrol edip daha da güçlenmek amacındaydı. Günümüzde de öyle. Günümüzde de deniz ticaret yollarını bir emperyal güç kontrol ettiği için bu kadar emperyalizmin baskısı altındayız. Yani emperyalizmle mücadele etmenin püf noktası deniz ticaret yollarının kontrolünü emperyalizme bırakmamaktır. Bunun için mücadele etmektir. Bu nedenle Mavi Vatan'ın ötesinde açık denizlerde de güçlü olmanın formüllerini aramak gerekiyor. Evet, tekrar dönelim Osmanlı'ya. Osmanlı Marmara Denizi'ni önce Güney Marmara'ya yavaş yavaş egemen olmaya başladı. Karaseoğulları Beyliği'nin içindeki o taht kavgasından faydalanarak Karaseoğulları Beyliği'ni de kendi topraklarına kattı ve yavaş yavaş Gelibolu'ya doğru yaklaştı. Gelibolu'ya yaklaşmayla beraber şimdi daha önce Umur Bey Bizans'ın koruyuculuğuna soyulmuştu demiştik ya. Bizans'ın artık yeni koruyucusu Aydınoğullarından sonra, yani Umur Bey'den sonra artık Osmanoğulları olmuştu. Yani gelen, yağmalamak için Anadolu topraklarına gelen Katoliklere karşı Ortodokslarla bir savunma ittifakı olarak düşünün bunu. Ve Bizans çıkarlarını korumak adına Gelibolu Yarımadası'na çıkışla beraber Marmara Denizi'nin tümünü kontrol edebilmek için yavaş yavaş önce bir Gelibolu'da Çinpe Kalesi ile başlayan bir yerleşme hikayesi vardır. Osmanoğulların ve işte daha sonra da yavaş yavaş Gelibolu'daki işte Gelibolu'dan Marmara'nın bütün kuzey kıyılarına doğru yavaş yavaş İstanbul'a doğru bir genişleme hikayesi vardır. Bunda amaç, yani evet Rumeli, Balkanlar falan çok kolay bir şekilde karada güçlü olan Osmanoğulları çok kolay bir şekilde yayılıyorlardı karaya ama deniz hiç kolay değildi. Bir kere Adalar Denizi'nde hiç varlık gösteremediler. Çok uzun süre. Marmara için bile 150 yıl savaştı Osmanoğulları. Marmara, küçücük Marmara Denizi'nde kontrolü ele geçirebilmek için tam 150 yıl boyunca önce zayıf Bizans donanmasıyla ama asıl savaştıkları Venedikler ve Cenevizlerdi. Bu Marmara Denizi'nin kontrolü için çok uzun yıllar savaşacak. Tabii bunun için bir altyapı gereksinimi vardı. Bu altyapı gereksinimi ana üs olarak Gelibolu'ya yerleşmeyle beraber Gelibolu'da işte büyük bir tersane hazırlıkları yapıldı ve burada kurumsallaşma başladı. Burada denizde savaşacak askerlerini, bahriye azaplarını yetiştirmeye başladı.
Gelibolu'da. Ve yerel imkanları da bol miktarda kullanarak gemi inşaat teknolojilerini geliştirme çabası içerisine girdi. Ama dediğim gibi Türk denizciliği daha hala emekleme safhasında ve Osmanoğulları gerek Karamüsel Bey gerekse Karase oğullarının mevcut kendi topraklarına katılmasıyla beraber Karase oğullarının mevcut altyapısını kullanarak Marmara Denizi'ne kontrolü sağlamaya çalışıyordu. Aslında işi çok zordu. Ve bu Fatih dönemine kadar devam edecek bir yoğun mücadele. Hatta 1416 yılında Çanakkale Boğazı, yani her iki yakayı da ele geçiren Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'ndan vergi almaya çalışıyordu. Yani bu deniz ticaret yolunu vergiye bağlamaya çalışıyordu. Deniz ticaret yolu üzerinde varlık göstermeye çalışıyordu ve Çanakkale Boğazı'nı kendi deniz alanı, kendi vatanı olarak görüyordu. Ve Venediklerin buradaki varlığından son derece rahatsızdı. Venediklilere karşı Cenevizlilerle bir ticaret ortaklığı kurunca 1416 yılında Venedik'te ve Venedik'in saldırısına uğradı. Osmanlı donanması 1416 yılında Venedik donanması tarafından komple imha edilecekti. 1416 yılında Osmanlı donanmasız kaldı. Donanmasız kaldı. Şimdi 1416 yılından önce aslında bir de Osmanlı Devleti'nin başka bir travması daha vardı. 1402 yılında biliyorsunuz Timur geldi Anadolu'ya, Yıldırım Beyazıt'ı Ankara Savaşı'na yendi ve bütün Anadolu'yu ele geçirmişti. Ve 1403 yılında İzmir kıyılarına geldiğinde İzmir Kalesi'ndeki Rodos Şövalyeleri İzmir Kalesi'ni terk edip Menteşe Adaları'na, yani Rodos'un bulunduğu alanda yerleşmiş oldukları o alanı geri döndüler. İzmir Kalesi işte Timur'un eline geçmişti. Daha sonra orada kurulacak olan yine Aydınoğulları Beyliği'nin bir toprağı olacak Timur ayrıldıktan sonra. Ve Timur Çanakkale Boğazı önlerine kadar gelmişti ama oradan öteye Rumeli'ye geçmek istiyordu. Fakat geçemedi. Sebep? Deniz kuvveti yok. Yani karada çok güçlü. Çok güçlü. Osmanlı'yı yıktı geçti Anadolu topraklarına. Fakat Osmanlı Rumeli'de varlığına devam etti. Timur'un deniz kuvveti olmayışı sebebiyle. Şimdi bu Fetret dönemi, yani işte üç tane Çelebi Şehzade'nin taht kavgasının başladığı bir dönem ama Osmanlı dimdik ayakta bu taht kavgasının varlığına rağmen ve 1313'te taht kavgası bitti. Taht kavgaları da çünkü deniz kuvveti açısından, devletin varlığı açısından son derece tehlikeli. Deniz kuvvetini zaten kullanamıyorsunuz veya bu taht kavgasına bu deniz kuvveti dahil olunca taht kavgası esnasında imha olma gibi bir takım sıkıntılar her zaman için olmuştur. Ki ilerleyen yıllarda Osmanoğulları bunu daha sonra yaşayacaktır tekrar. 1413'ten itibaren Osmanlı donanması yeniden serpilmeye başlarken dediğim gibi az önce 1416 yılında Venedikler tarafından imha edildi ve uzun sürede 1440'lı yıllara kadar Osmanlı donanmasının tekrar toparlanması çok güç olmuştur. Şimdi 1400'lü yıllara baktığımız zaman 1400'lü yıllara Osmanlı Devleti bu Ankara Savaşı'nın travmasını atlattıktan sonra tekrar hızlı bir şekilde güçlenip tekrar eski topraklarına çabucak kavuşmuş olmasına rağmen hala yeterince güçlü hissetmiyordu kendisini. Sebep tabii ki denizde kuvvetli olamamak. Şimdi bunun için bir yeniden
çaba sarf etmesi gerekiyordu. Bu çabalar Fatih Sultan Mehmet'in padişah oluşuyla beraber hızlandırılmıştı. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u ele geçirmek istiyordu. Sadece Marmara'ya yetecek kadar yani emekleme döneminden ayağa kalkmış, daha düşe kalka yürüyen bir çocuk gibi Marmara Denizi'nde varlık göstermenin çabası içerisindeydi. Ve son derece başarılı gidiyordu. Ve İstanbul'u fethetmek üzere, İstanbul'u ele geçirmek üzere hareket ediyordu. Gerek Çanakkale Boğazı'ndaki kalelerin güçlendirilmesi gerekse İstanbul'da Anadolu Hisarı'nın karşısına yapılan Rumeli Hisarı İstanbul'a gelecek olan, denizden gelecek olan desteği kesmek maksatlıydı. Bakalım Osmanlı donanması, yani yürümeye başlayan Osmanlı donanması İstanbul'u fethederken ne tür bir başarı gösterecek ya da gösteremeyecek. Bunu önümüzdeki bölüme bırakalım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.